Merhaba Hakan Bey, bize Karanlıkta Diyaloğu, bu projeyle bağlantınızı anlatır mısınız? Elbette. Karanlıkta Diyaloğu uluslararası bir proje. Bundan 26 yıl kadar önce Almanya'da hayata geçmiş bir proje. Bizde bir sosyal girişim modeli olarak bu tarz projeler üzerinde çalışan bir ekibiz. İstanbul Social Enterprise ve dünyadaki en önemli sosyal girişim modellerinden bir tanesi olan Karanlıkta Diyaloğu Almanya'da gidip yerinde inceledik ve şunu gördük. Tamamen karanlığı ve körlüğü metafor olarak kullanan bir platformdan söz ediyoruz. Bu platformda görme engelliler rehber oluyorlar ve gören insanlar, bizler o platforma girip bir görme engelli rehber eşliğinde hayatı deneyimliyoruz. Ve hayatı deneyimlerken aslında kendimizi keşfediyoruz. Martin Buber isminde Avusturyalı felsefecinin çok önemli bir sözü var. Öğrenmenin yolu karşılaşmaktan geçer diye. Karanlıkta Diyaloğu'nun aslında felsefesi bu. Ziyaretçiyi konfor alanının dışına çıkartıyoruz. Çoğunlukla çok fazla karanlıkta bulunmuyoruz gündelik hayatımızda. Dolayısıyla bir miktar başlangıçta bocalıyoruz. Minik korku, minik endişe duyuyoruz. Ama ne zaman ki rehberimizin, görme engelli rehberimizin sesini duyuyoruz içeride, o andan itibaren kendimizi ona teslim ediyoruz ve ondan sonra da keşif başlıyor. Keşif hem kendimizle ilgili ve diğer duyularımızla ilgili bir keşif, hem de gündelik hayata dair bir keşif oluyor, İstanbul'u keşif oluyor. Dolayısıyla oldukça etkisi güçlü bir deneyim diyebilirim. Peki bu projeyle bağlantınız nasıl gerçekleşti? Şimdi sosyal girişimciliğe dair tespit ettiğim kadarıyla çok fazla istek, talep var. Ama ne yazık ki özellikle üniversiteli gençler nasıl ve nereden başlayacağını bilemiyor. Anadolu Vakfı'nın da bu bir dizi eğitim serisi aslında buna olanak sağladı. Ben de bunlardan iki tanesine konuşmacı olarak davet aldım. Ve büyük de zevkle katıldım ve elimden geldiğince deneyimlerimi anlattım. Çünkü bu öyle bir şey ki kendi deneyimlerinizi paylaştığınız zaman diğerlerine rol model olabiliyor. Yaşadığınız sıkıntılar, güçlükler, bunlara karşı çözüm yöntemleri, yolları. Çünkü bu ne yazık ki hani yazılarak ya da okutularak öğrenilen bir şey değil. Bizzat deneyimleyerek aslında yaşanan bir şey. Gençlerin de gerçekten buna ihtiyacı var. Anadolu Vakfı'nın yaptığı da bu anlamda önemli bence, bu mentorluk desteği. Bunu da artarak devam etmesi lazım. Ben de kişisel olarak elimden gelen desteği vermeye çalışıyorum. Çok teşekkür ediyoruz sorularımızı cevapladığınız için. Ben teşekkür ederim.